Efendim hastalığımızla ilgili sonuç almak için değişik değişik doktorlara gideriz. Ama her doktor da ayrı ayrı şey söylerse sonuç da böyle olur. İzleyelim. Merhaba Cemal. Merhaba Dursun. Cemal hayırdır? Çok durgun görüyorum seni. Bir derdin sıkıntın mı var? Sorma ya, benim hanım hastalandı. Hanımın mı hastalandı? Geçmiş olsun. Bir doktora götürseydin onu bari. Götürdüm, götürmez olur muyum? Ne dedi doktor? Benim hanım prostat olmuş. Saçmalama abla. Kadınla hiç prostat olur mu? Ben de öyle dedim. Kadın hiç prostat olur mu dedim. Tuttum kolundan başka bir doktora götürdüm. O ne dedi? O da öyle sasma sasma bir şeyle dedi. Başka bir doktora götürseydin? Götürdüm. O doktor ne dedi? O da öyle alakasız alakasız bir şeyle dedi. Yani sen şimdi hanımını üç ayrı doktora götürdün. Üçü de farklı farklı şeyler dedi. Öyle mi? Aynen öyle. Allah Allah. Allah Allah. Ya bu üç doktorun birleştiği ortak bir nokta olmadı mı hiç? Oldu. Olmaz olur mu? Hangi ortak noktada birleşti bu üç doktor? Muayene özetini peşin alma konusunda. Nasıl? Haso. Gene ne isteyin? Geçen gün bir mağazada bir elbise gördüm. Çok güzel, çok beğendim Haso. Fiyatı da 50 lira. Get al, ne yapayım? 50 lira yoktur. Ulan nasıl yoktur? Daha bu sabah sana 50 lira vermişim. Canım şimdi o parayı bozdurayım mıyım diye. Uy. Yoksa sen artık beni sevmiyor musun? Ulan tamam ulan tamam. Şimdi dur kafamın etini yersin ha. Al sana 50 lira. Haso. He. Ben ölürsem ne yaparsın? Orası kolay. Asıl ölmezsen ne yapacağım onu düşüneyim. Hış. Efendim, futbol olayı erkeklerin içine o kadar sınmış ki bu fikri izleyince kadınlara hak vermemek mümkün değil. İzleyelim. Ula Cemal, ula gece beşik mi salladın? Ne bu hal? Ya hiç sorma ya. Kaç gündür gözüme uyku girmeyi, uykusuzluktan eliyorum. Dur, ben sana sade bir kahve söyleyeyim, açılırsın beçi. Süleyman! Sade bir kahve getir, bir de çay, sert olsun. Ulan bu uykusuzluğunun sebebi nedir? Ya kaç gündür gece rüyama Rizespor'un kalecisi söylüyorum. Eşi 90 dakika maç ediyorum, çok yoruluyorum, ne edeceğimi bilmiyorum ya. Ulan bir doktora gitseydin bari. Ulan deli misin? Hayatta gitmem doktora. Niye ki? Ya zaten kritik bir haftaya girdik. Yarın akşam da deplasmanda Beşiktaş'la maçımız var. Nasıl? Buyurun. Ula 5 liraya karnımızı nasıl doyuracağız kardeş? Yemeklerin kokusu değil de güzel gelir ki. Oh. Efendim hoş geldiniz. Ne alırsınız? Şimdi bir şey almayacağım. Sonra alırım kardeş. Tamam. Ula yemeklerin kokusu yine güzel geldi. Biraz daha kokulayım, kokayım dedi. Efendim ne ettiğinizi sorabilir miyim? Yemekleri kokluyorum. Birazdan çıkıp gideceğim kardeş. Olmaz öyle şey. Kokladığın yemeklerin parasını vereceksen. Kardeş hiç yemeğin kokusuna para alınır mı? Alınır. Karnın doyurmasını bilirsen parasını da vereceksen. İyi pek. Al sana kokladığım yemeklerin parası. Ola kardeş para sesiyle de hiç ödeme yapıla. Yemeğin kokusuna ancak paranın sesiyle ödeme yapılır kardeş. Ne?
Komiserim, bu üç kişiyi kumarhanede kumar oynarken yakaladık. Hem de ne kumar. Ne paralar dönüyordu komiserim, bir bilseniz. Evet, siz üçünüz. Kulüpte kumar oynarken yakalanmışsınız. Komiserim, biz memur arkadaşla pek anlaşamadık. Biz kumar falan oynamıyoruz. Ulan nasıl oynamayalımdır? Masanın üstünde kumar kağıtları, paralar kırlaçı değilmiş. Süz üstü yakalandınız işte. Komiserim, o paralar hesap üstünüydü. Kumar mamar oynamaydım. Şimdi ben memur arkadaşlara mı inanayım, size mi? Bize inanın komiserim. Niye size inanayım ki? Pay gibi kumar oynuyordunuz. Ya komiserim, kumar oynamadığımızı size nasıl ispatlayalım? Peki, kumar oynamadığına namusun ve şerefin üzerine yemin edebilir misin? Edeyim oğlum. Ederim komiserim. Et bakayım. Kumar oynamadığıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Sen? Ben de namusum ve şerefim üstüne yemin ederim komiserim, kumar oynamadık. Peki ula, sen edebilir misin? Şimdi komiserim, siz bu arkadaşların kumar oynamadığına dair ettikleri yeminlere inandınız mı? Hadi inandım diyeyim. Sen edebilir misin? Şimdi komiserim, siz madem bu arkadaşların kumar oynamadığına inandınız, benim yemin etmeme ne gerek var? Niye ula? İnsaf komiserim, bu arkadaşlar kumar oynamadıysa ben kumarı kimle oynadım, yalnız mı? Nasıl? Efendim, Türkiye'nin dört bir yanından esen, kahkaha rüzgarlarıyla sizi ceyranda bırakan tek program. Oy be oğlum, oy be midemin çeperim, oy 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 oy. Oy be oğlum, oğlum nasıl ağrıdır ya, oy. Ulan oğlum, bu ne var oğlum, ne oldu? Ulan midem ağrıyor, doktora gidiyorum. Çok, oy. Çok mu ağrıyor? Valla misafirliğe gitmişim, önüme ne kutularsa yemişim, oy oy. O herhalde ondan ağrıyor. La oğlum, bunun için doktora gitmene gerek yoktur ki. Niye ki lo? Göz merhemi sür. Mideme mi? Yok ulan, gözüne. La da git lan, midem ağrı gözüme niye sürüyor? Ula oğlum, gözün sağlam olsaydı misafirliğe gittiğinde her önüne geleni yemezdi. Oy. Selamun aleyküm Dursun. Oo, aleyküm selam Temel. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne ola böyle ergen düştün buraya? Evde karıyla tartıştım biraz. Ben de kalktım geldim buraya. Sen niye bu kadar erkencisin? Dursun, ben karıdan boşanacağım. Ne dersin bu? Niye boşanıyorsun? Benim karı artık gözüme çok çirkin görünmeye başladı. Çirkin mi görünüyor? çirkin. Allah Allah. Lan ne kadar çirkin görünüyor. Vallahi en az senin kadar Dursun. Nasıl? Efendim, eğer iş yerine veya evinize bekçi alacaksanız bu Fikra'yı mutlaka izleyin. Beraber izleyelim. Beni çağırmışsın patron. Kardeşim dün gece nöbetinde fabrikaya bekçi sen mi? He, veriydim. Kardeşim sen bir adam vurmuşsun. He, doğruydu. Ya iyi de kardeşim, adam fabrikaya girmek istemiş. Sen o silahını doğrultup dur demişsin, adam da durmuş. He, dur dedim. E kardeşim, sonra adam zaten durmuş, sen o bir daha dur demişsin. He, bir daha dur dedim o. E sonra zaten hala daha duruyor adam, bir daha dur demişsin o. E zaten adam duruyor, çekmişsin tabancayı, vurmuşsun onu ya. He, çektim vurdum onu. E kardeşim sen salak mısın? E zaten adam durmuş, niye vurdun onu? Ya patron, sen demedin mi bana
Bir adam fabrikaya girdi mi bu sefer dur da sana çek silahı vur hani. Ne dersin? Ula mao, ula bu ne ol? Ula sıfatın veresiye sürülmüş tarla gibi olmuş. Ula neredeydin kaç zamandır yok dedi. Valla Selo sorma sen, yurt içe, yurt dışı, doktor doktor gezik. Ula hayırdır ne oldu? Valla vücut iflas etmişler. Geçmiş olsa kurban neyin vardı? Valla neyim yok ki. Ciğerin birini aldılar. Midenin ucunu kestiler. Pankreası yarısını aldılar. Ula safra kesesi artık yoktur. Ula o 12 parmak bağırsağı var ya, valla onun bir metresini kestiler, bende artık 11 parmak bağırsağı vardır. Vay! Vay babam vay, vay babam geçmiş olsun ya. Ula pek içeride bir şey kalmamış, samana mı doldurdular, nasıl yaşıyorsun? Ula oğlum yaşıyoruz işte, buluyoruz bir çaresini. Ula Maho, bunlar hep hızlı yaşamaktan olmuştur ha. Ula çok pişmanım ama ne yapayım, yapacak bir şey yoktur artık. Olur mu oğlum? Geç kalmış sayılmazsın. Yok sigarayı bırak, alkolü bırak, kahveye gitme, maç seyretme, çapkınlığı bırak, kadın kız peşine koşma oğlum. Ya oğlum ben bunların hepsini bırakırsam eğer erkek olarak yapacağım ne kaldı ki? Ula buldum, sakal tıraşı. Efendim Fikralar'ın şimdiki durağı Erzurum. İzleyelim. Ne miskin adamsan ya, uyuyup kalacaksan burada ya. Ula öyle uyku bastık ya. Git evde uyuy. Evde uyuyamam. Evde hanımın misafirleri var. Gece uyumadın mı? Ula uyuyamadım. İle yatakta fır dolandım durdum. Hayırdır bir derdin mi var? Yok la, dertten değil. Ben akşamları çay içtiğim zaman uykum kaçır. Geceleri uyuyamıyorum. Ya bende de tam tersi olur. Nasıl yani? Çay içtiğin zaman uykun mu gelir? Yok. Ben de uyuduğum zaman çay içemiyorum. Ne? Merhaba. Merhaba beyefendi. Buyurun. Ben dışarıdayken beni arayan oldun mu? Ha, birisi sizi aradı beyefendi ama... Kimmiş? Ya geldi beyefendi sizi sordu, yok dedim. Çekip gitti ondan sonra. İsrarla kim olduğunu sordum ama bana cevap vermedi. Ula o salak kesin benim kardeşimdi. Olabilir beyefendi çünkü size çok benziyordu. Nasıl? Fikralala Türkiye, Güneydoğu'dayız. Ula Hasan! Ula selam aleyküm! Ve aleyküm selam Feyzo! Ya sen nerelerdesin ya? Ya buralardayım, bir yere gitmedim. Ya artık sen kahveye de uğramırmışsın ha? He, bu aralar kahveye uğramayayım. Ya geçen gün Selo'yla görüştük, biraz sohbet ettik. Ya onunla artık tavla da oynamırmışsın. Evet, artık Selo'yla tavla oynamayayım. Ula niye ki, ne oldu? Ya Feyzo kurban sen söyle. Pul çalar, zar tutar, her türlü hile yapan adamla sen... Tavla oynar mısın? Ula oynamam tabii ha. Böyle adamlarla oyun mu oynanır? Bunu yapan hilebazdır ha. İşte o hilebaz benim. Sen o yüzden benimle oynamayın. Ve? Üstad, hep merak etmişimdir. Acaba dünyanın en büyük yazarı kimdir? Kim olacak? Tabii ki benim. Nasıl yani? Basbayağı benim ya. Ya öyle mi? Peki siz ne yazarsınız? Ben her ay sonu karımın masrafları için tam 100.000 liralık çek yazarım. Bugüne kadar benden daha büyük yazanını görmedim. Nasıl? Günaydın dostum. Sabah sabah ne iş böyle? Hemşerim, görmüyor musunuz? Spor yapıyorum. Ne için skor yapıyorsunuz? Ya siz sabah sabah piyangodan mı çıktınız? Spor için yapılıyor. Daha sağlıklı bir yaşam,
Daha uzun bir ömür için de. Ya üstad, bence yani bu spor denilen şey var ya, çok fuzuli bir şey. Bence de üstad, çok gereksiz bir şey. Eskiden spor mu vardı sanki? Atalarımız spor mu yapmıştı be? Hemşerim, atalarımız spor yapmamış ama sonra başları ne geldi görmediniz mü? Ne yani, atalarımız spor yapmadı diye ne gelmiş ki başlarına? Görmediniz mü? Hepsi tek tek elmiş. Spor yapanlar elmemiş mi sanki? Tabii canım, elmişler ama daha sağlıklı ve dinç bir şekilde elmişler. Nasıl? Rühmettin, senin oğlan da asker ha mi? He. Kaç ayı kaldı? 3 ayı var. Bitmiş. Askerlik çok iyidir. İnsan askerden sonra olgunlaşır. Öyle. Sen kaç yıl yaptın askerliği? 4 yıl. 4? He, 4 yıl. Nerede yaptın? Afyon'da yaptım. Hatırlıyorum, bir pazar günüydü. Akşamüstü teslim oldum. Ertesi gün işlemeye çıktık. Asker düzüldü. Bende yalan yok, kırak da yok. Albay geldi teftişe. O kadar askerin içinde baktım, bana bakıyor. Çağırdı. Ben de askerleri böyle yara yara geldim albayın yanına. Dedi, Teo, hayırdır sen buralar? Albay mı çağırdı seni? He, Hasan Kalası'nda asker idi. Bizim de dükkanımız var idi. O dükkandan alışveriş ederdi. Asker olduğu için biz de bundan para almazdık. Ha, o zaman tanıdı. He, eğilici unutmamış. Bak, nereden söküp çıktı. Neyse, koluma girdi, götürdü beni odasına. Dedi ki, çıkart elbiseleri, sivilleri çek. Ye, iş dolan dedi. He, ben de 8 ay yedim, içtim, dolandım. Yedim önümde, yemedim arkamda. Bende yalan yok arkadaş, kılap da yok. Bir gün gene odasına çağırdı. Dedi ki, Teo, bekten düştüm. Sana bir şey diyeceğim. Dedim, buyur. Dedi ki, benim tayinim çıktı. Benim yerime bu alaya sahip olur musun? Albay mı? He, albay dedi. Neyse, dedim olur. O zaman albay kıtlığı da var. Neyse bu, çıktı gitti. 5-6 ay böyle alaya sahip oldum. Odada oturuyorum. O ara telefon çaldı. Hele deyin ki, kim ola? Kim? Fenerbahçeli Rıdvan. Fenerbahçeli Rıdvan mı? He. Efendim, iş yerinde ve ofisinde faksı olup da faks kullanmasını bilmeyenler bu fikreyi kaçırmasınlar. Görün bakalım faks kullanmak nasıl oluyormuş. Efendim, beni emretmişsiniz. Ha, gel bakayım. Al bu kağıtı. Arkasında bir tane numara var, o numaraya faksla yazıyor, tamam. Bu ne durum? Ya Cemal, bir şirketten bir mal siparişi geldi de, hem de yüklü miktarda bir sipariş geldi. Yani onun bütçesi yazıyor. Eğer bu bütçe kabul edilirse var ya, şirketimiz batmaktan kesinlikle kurtulur ha. Anladım efendim. Ha Cemal, bir de o faksı gönderdikten sonra gidip gitmedi üniteyi de, tamam. Tamam. Tamam efendim, faksı çektim. Aferin Cemal. İnşallah bu bütçeyi kabul ederler. İnşallah. Peki faksın gidip gitmediğini teyit ettin mi? Siz hiç merak etmeyin efendim. Faksın üstüne not yazdım. Ne notu? Dedim ki, eğer faks size ulaşmamışsa gelmemiştir diye bize geri cevap yazın. Nasıl? Nasıl? Efendim, baba olmayı Allah herkese nasip etsin. Ama bazıları da baba oluyorum diye üzülür.
Üzüntünün sebebini bu fikri izleyince göreceksiniz. Erzurum'dayız. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. La bu ne surat böyle? Yüzünden düşen bin parça. Kafan da hep önde. Sorma geçsin Rüknettin kardeş. Bugün kafam öyle bozuk ki ya. Hayırdır, ne oldu? Baba olacağım. Bir de uşağım olacak. Baba mı olacaksan? He, hem de 6 aylıkmış. Daha iyi oğlum. Sevinmen gerekirken üzülürsen. İyi değilsen de karımın haberi yok. Karım duyarsa var ya, gemiklerimi kırar. Ne? Hayırlı günler Hasu. Hayırlı... Hayırdır Mahu, ne oldu böyle? Ulan sorma. Başıma ne geldiyse bu araba kullanma sevdasından gelmişler. Ulan nasıl geldin bu hale? Picasso'nun resimlerine dönmüşsün ha. Ulan oğlum bilirsin. Yeni araba aldım. Ama şoförlüğüm yoktu. Ben de gittim 5 sürücü kursuna yazıldım. Ulan bugün de ehliyet sınavının son günüydü. Ehliyeti alabildi mi bari? Bilmem ki. Ulan nasıl bilmeyeyim? Valla ben hastanede taburcu olduğum sırada ehliyet kursunun komisyon üyesi başkanı hala da komadaydı. Vay! Vay be! Geçmiş olsun canım kardeşim. Oy dişim! Oy dişim, dişim! Ulan hayırdır Niyazi? Ulan ne hayır ya, eliyorum ha buraya. Ulan ne oldu? Ulan görmüyor musun İdris, dişim çok fenadı ya. Ulan ondan sen mi oflanıyorsun, puflanıyorsun? Ulan ondan kolay ne var? Takadasına al dişine bir tane ip, ucunu takadasın kapını koyunlar, kat diye gelecek eline de. Ulan sen var ya. Onu denedim ya. Ulan oysa çırpeteni al tak dişine tak diye gelsin. Onu da denedim. Ulan sen zaten bütün yöntemleri denemişsin. Sen şimdi git dişçiye de. Ya İdris, gireceğim gitmesine de daha etrafta bir tane bayan dişçi bulamadım. Bayan dişçi mi? He. Ulan ne diyeceksin sen bayan dişçi? Ya İdris, hayatım boyunca hep karım bak kapat çeneni, kapat çeneni dedi. Ben de özellikle bir bayan dişçiye gideceğim ki hayatımda ilk defa bir bayan bana at seneni desin. Nasıl? Vay Temel! Ulan Dursun, bana mı diyorsun? Ulan sen ha? Tabii ki sana diyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Dursun, hoş bulduk. Ula Avrupa'dan ne zaman döndün? 2 gün oldu gelelim. Ula istirahatımı yaptım. Çıktım da şimdi böyle dolaşıyorum, bir memleket havası alayım dedim. İyi iyi, çok iyi etmişsin. Avrupa'da işlerin nasıldır? İşlerim çok iyi. İşi bayağı büyüttüm. 3 tane de yabancı dil biliyorum. 3 dil mi biliyorsun? Herhalde Dursun, beni ne zannediyorsun? Ya Temel, 3 tane dili nerelerde kullanıyorsun? Bu bir stratejidir. Mesela kız tavlamak istediğim zaman Fransızca konuşuyordu. Adam korkutmak istediğim zaman Almanca konuşuyordu. İşlerimi halletmek için de İngilizce konuşuyordu. Bravo ya, helal olsun sana. İyi de arada sırada Türkçe konuşma ihtiyacı hissetmiyor musun? Etmem olur mu? Konuşuyorum zaten. Ama oralarda kimse Türkçe bilmez. Türkçeyi ne zaman konuşuyorsun? Tıraş olurken yüzümü kestiğim zaman. Nasıl? İyi akşamlar hemşerim. İyi akşamlar beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tek kişi mi kalacaksınız? Evet ama arabamla cıldım, nereye park edebilirim? Otelimizin otoparkı var beyefendi, hem de ücretsizdir. Oh oh, iyi iyi. Otopark nerede? Hemen arka tarafta beyefendi. Ben gideyim, arabaya park edeyim o zaman. O zaman ben de bir adam göndereyim, valizlerinizi alsın, he? Yok yok, ben arabada yatacağım zaten. Nasıl?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.